Murat abi, Camorant 25 maçlık ceza sonrası döndü, hakikaten muhteşem istatistikler, muhteşem bir oyun ve felaket giden Memphis Ardı arda galibiyetlerle devam etti. 4 maç oynadı. 4'ünü de Memphis kazandı. Dün sadece Denver'a karşı forma giymedi. Denver'da rahat kazandı Memphis. E. Yani NBA'de çok hasta var biliyor musun? Bu her yerde bu bizim ofiste de yarısı vi, hasta virüs her yerde. Artık şey her diyorlar. Covid'in torunu diyorlar. Hazır bilmiyorum. Ee, yani Morant senin de dediğin gibi müthiş döndü. 4 4'te 4, 3'ü de deplasman galibiyeti. Ya. Yani 18'de 3 üç, üçlüğü dışında yani 34 asist, 16 top kaybı bile toplamda o 4 maçta kabul edilebilir. Sağdayken artı 32 sayı ya. Tabii. Bir de en önemlisi bu sene geçmiş yıllarda da Morant maç kaçırdı. Şeyi çıkardım ben. Geçen sene Morant'sız 11 galibiyet, 10 mağlubiyetlermiş. Bir evvelki sene 20 galibiyet, 5 mağlubiyet. Tabii o sene beyin meyin acayip gitti. sene. evet. Şimdi bu sene ne değişti de tepe taklak gittiler. Bana sorarsan bir Steven Adams. Tabii. Çünkü... Geçen senenin de sonunda <laughs> o yoktu. Yine aynı seslik. Evet. Geç, çünkü hem savunma hem rebound. Yani baktığın zaman Memphis'in şeyi neydi? Memphis dendiği zaman aklına ne geliyordu? Reboundları domine eden, sert. çok iyi fast break yapan, sert, Hızlı, tabii. böyle e, fiziksel oynayan. NBA'in eski Oakland Raiders gibi bir takım <laughs> e, problemli gözüken, kimsenin ama yüksek istemedi. enerji, Tabii. kimsenin oynamak istemediği... Şimdi eğerimiz gittiği zaman bunların birkaç tanesi aşağı geliyor. E, Brandon Clark... daha hiç oynamadı bu sene. E, o da çok önemli bir Tabii. isim. Marcus Smart'ı bizim imajımıza uyar diye aldılar. 17 maç kaçırdı, evet, az, az değil. E, Tyus Jones, demin Lakers bölümünde bahsettik, onu takas ettiler. Evet. Brooks ayrıldı, Dylan Brooks Houston'la imzaladı. Ee, çok değiştiler yani. Jasız, o eski hava, o, yok. hava yok, o eski meydan okuma yok. yok. Ama o döndüğü zaman bütün bu değişikliklere ve eksiklere rağmen takım ona çok inandığı için o geri şey, o imaja, o havaya bir adım atla, bir adım. Ayarımız gibi bir pivot olmadan i̇nanılmaz. şey yapamazlar da. E, ja her şeyi o kadar etkiliyor ki şimdi geçen sene e, ikinci en çok hızlı hücum sayısı atan takımdı. Tabii. Bu sene 27. abi. İnanılmaz bir atlet ama yani. yani. E, geçen Lastik sene, gibi yani. İnanılmaz bir şey. Geçen sene e, 12.1 hücum ribaundu alıyorlardı. Bu sene 10.3'e düştü. Onu sadece Ayarımızın yokluğunda şey yapma. O kadar dikkat çekiyor ki Ja 3 tabii. saniye koridoruna girdiği zaman kaçırsa kaçıyor, bile tabii. rotasyon yetişemediği basit, zaman... Basit basit diğer taraftan rebound alıyor. Rebound alıyor. Ondan yani NBA için de e, geri dönüşü bence çok önemli ama tabii en önemlisi Memphis için. Şimdi o e, galibiyetten sonraki tabanca <gülüyor> hareketi <gülüyor> konuşuluyor. Ne diyorsun? Yani ben bir kere şöyle yorumluyorum. Hakikaten muazzam bir performans. Yani her her maç neredeyse 30 sayının üzerinde e, asistler, reboundlar muazzam ama şimdi herkesin yorgun olduğu ve diri geldi diyoruz. Bir dönemde yani 30. maçlar NBA'de artık tam şey maçları. Ya şu All-Star break'e bir gelelim ondan sonra vites yükseltelim. E, mental olarak bu play-in turnuvası da geçmiş. Orada da bir yıpranmalar olmuş. O bir ajandayla kendini tekrar göstermek için muazzam motive ki kendine çok iyi bakmış. Bu çok önemli bir şey. 20 Çalışmış 20 belli. Yere, 25 maçtan sonra yatarak <laughs> gelmemiş. Ee, ve muazzam bir hırsla gelmiş. Ee, onu da sahaya şu anda gösteriyor. O sezonu yeni açtı. Diğer takımlar ve diğer oyuncular henüz... ...o, o şeyde değil yani mentalite olarak yorgun bir NBA'ye geldi. Ee, babasının verdiği demeç, onun arkadaşları değişmedi, hiçbir şey değişmedi demeci. Baba yani, problem zaten. Baba zaten problem. Can'ın... Alejup'tan sonra yaptığı dans ve dansın içerisinde tabanca hareketleri. Sence tabanca mı bu hareket? Devamında da füze yapıyor. Devamında da füze yapıyormuş yönetörümüz. Öyle mi? Söylüyor. Yani e... şey yok mu makine tüfek? Evet. <laughs> Niye yapıyorsun diyor. Başka dans mı kalmadı? Yani olmasın. Başka dans mı kalmadı? Niye yapıyorsun? Bunların hepsi şey hatalar. Bunu benim ne düşündüğüm önemli değil. Nike ne düşünüyor? Adidas ne düşünüyor? Gatorade ne düşünüyor? Ee, önemli olan onların ne düşünüyor? Baba Sen, onu düşünmüyor mu? Baba düşünmüyor. Ee, baba da düşünmüyor, Cağ da belli ki düşünmüyor. Sen dönmüşsün, bu performansları gösteriyorsun. Başka bir kişilik göster, başka bir sevinç göster, başka bir şey yap ki o reklam verenler, o e, sana sponsor olacak firmalar, ya bak Cağ hem müthiş döndü hem de... B hakikaten bayağı değişmiş, desin. olgunlaşmış. Yani Sinan'ın Türkiye'de ne düşündüğünün hiçbir değeri yok ama Nike'ın ne düşündüğünün milyonlarca dolar tabii. değeri var. O yüzden bana çok yanlış geliyor o davranış. Memphis tabi çok büyük bir kuyuya düştü kendine. Çok büyük bir deliğe düştü cansız durumda. Çok gerilere düştü ve demin de bahsettik Batı'da çok büyük bir rekabet var bu sene. O yüzden çok önemli bir galibiyet yüzdesiyle gitmesi gerekiyor Playoff'lara kalabilmek için veya orada ses getirebilmek için. Bakalım Can'ın bu performansı sürecek mi e, Murat abi göreceğiz çünkü söylediğiniz gibi New York e, Memphis'te giden parçalar gelen parçalar ve takım şeyine baktığımız zaman ve sakatlara e, aynı Memphis yok. Geçen Hı. sene hatta ondan önceki sene zaten ama geçen sene de caya bu kadar bağımlı bir Memphis yoktu. E, bu performansa e, böyle devam ederse MVP zaten Yani 30 sayı attın. Altı rebound aldın, 8 asist yaptın takımda sürekli kazanıyor. Zaten MVP performansı evet. konuşuyor oluruz. O yüzden bunun sürdürülebilmesi bir böyle, bir şey soracağım. Cag böyle davranmadığı takdirde Memphis'in o eski ne diyeyim çete demeyin gelir, ben... gelir iş gelir Hı? gelir. Ha yani gelir. Böyle davranmasa o havaya ya, girebilirler. Girerler mi? bence. Çünkü biz yani NBA neler gördü? Bad Boy Pistons'tan tutun başka şeylere kimse tabancayla silahla problemi yoktu. Tamam hırçın olabilirsin, sert olabilirsin, sevilmeyen karakter olabilirsin ama illa 25 maç ceza aldığın konu hakkında 4 maç sonra Baksana sevinç bazukaya dönmüş. Sevinc yapma yani. Başka bir şey yap. Yani herkesi sinirlendirecek başka bir kendine sevinç bul. Ben şey olsun demiyorum bir anda örnek aman hepimiz kardeşiz olmasın ama tabanca yapmasın. Yani şu hareket Vallahi. olmasın. <laughs> ya, yani hele baba böyleyse karakter değiştirmek çok zor abi ya ben e, birazdan geçeceğiz zaten şeyi çok iyi hatırlıyorum e, hep ben e, Jalı ve o tam ekip e, menfısı 60'lı 70'li yılların Raiders'ına benzetiyorum İş ş e, kimseyi dinlemeyen falan farklı bir oyun tempo olarak Kenistey bir şey camen kural koymuştu. Maçtan önceki gece dışarı çıkmak, yasak. içmek yasak. Maçın ilk şeyi, daha doğrusu Raiders'in ilk ucumu şey dedi ki Stabler, o offensive line'e siz koça doğru dönün dedi. İşte dün gece dört şişeyi devirdim kusmam. <gülüyor> 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 yani değişmiyor. Adam all evet, evet, fame oldu. Ama işte Ben şunu da sorguluyorum şimdi. Ee, şimdi Raymond Green'e bir ceza verildi, Camoranta da verilmişti. Sen bir terapi göreceksin, sen bir counseling, bir yardım alacaksın ve senin belli ki bir problemin var ve bunun üstesinden geleceksin. E baba bunu söylüyorsa, değil mi? Baba zaman, baba terapiye gitmesi lazım. Yani o da kesin. Bence de öyle ama şimdi bunu söylüyorsa NBA sana bir ceza verdiyse terapi al ve şey diye. Baba da çıkıp diyorsa ki bizde hiçbir şey değişmedi kardeşim diyorsa. Burada Şimdi Adam Silver'da çıkmaz bir köşeye koyuyorsunuz. Ya bu evet. babası çıktı diyor ki hiçbir şey değişmedi. Adam Silver'ın cezası sen değişeceksin diye affedil bir, ya affet, bir yani şey Değil yani bu süreçte sen bir kendini geliştirmen Yok, gerekiyor. Yoksa gerek. gelişim cezayı. Göster. Yani sen hazır değilsin. O bu ceza, ceza değil bu bir terapi yani bir şeydi. Kendini geliştir kişisel gelişim sağlı şeyiydi. O yüzden ben Can'ın gidişatını hiç iyi görmüyorum şey açısından. Yani ne, babadan dolayı söylediğiniz gibi. Babanın da, baba da rolü var ama kendisi de koca adam artık ya. Yani sponsorları kaybedeceğini biliyor olması lazım. İnanılmaz bir kariyer. Hall of Fame belki. Onu kaybetme riski olacağını evet, bilmesi ha. lazım. yani Bakalım. Önümüzdeki günler neler gösterecek. İnşallah haklı çıkmam ve Cağ çok başarılı İnşallah. olur. Çünkü hakikaten izlemesi en eğlenceli oyunculardan bir tanesi. Rose'un sakatlığına kadar olan versiyonuna e, versiyonu. benziyor versiyonu bir de tabii onun kadar şey olmadığı için dizler ve ayak bilekleri daha dayanır dayanır tabii daha e, fiziksel bir şey artık Nazlı daha kuvvetli bir vücut yapısı vardı e, umarım haklı çıkmam bu konuda diyelim ve NFL'e geçelim.